Herkese selam. Bugün Fort Başar'dayız. Fort Başar Oto 2. eldeyiz. Konuğum ticarilerdeki en hızlı satanı, en çok tutulan model Ford Tourneo Courier. Bugün bizimle. Evet. Aracımız Ford Tourneo Courier Journey Kombi 1.5 Titanium dizel modelimiz. Hemen notlarıma bakayım. 85.000'di arkadaşlar. 2019 model. 95 beygir olan versiyonu. Bir de bunun 75 beygir 190 Nm torklu modeli var. Otomobil ruhsatlı bu. Bir otomobil ruhsatlıları var bunların. Bir de kamyonet olanları mevcut. Bu aracımız 407.000 TL'lik fiyatla bizi karşılıyor. Şöyle tüm detaylarını göstereyim size. Her iki tarafımızda kayar kapı. İçimiz beige siyah koltuk tasarımına sahip. Şu şekilde. Bagajımız da çok kolay açılabilen bir model. Herhangi bir stepne yok herhalde. Onu depoda tutuyorlar. Şöyle gayet büyük de bir bagajımız var. Şöyle kapatayım. Biraz ağır tabii ki kediye göre. Şöyle herhangi bir AdBlue'muz yok. 2019 model aracımız olduğu için AdBlue mevcut değil. 0 hızımız 15 saniye 6 vites modeli. Şehir içi 4.4 litre, şehir dışı 4.1 litre, karmada 4.3 litre yakıyor arkadaşlar. Aracımız 44 litre benzin deposuna sahip. 708 litre de bagaj hacmi bizi karşılıyor. Gayet şık da parlak siyah detaylar yapılmış. Fabrikasyon. Mesela burası kedi de dışarıdaydı, burada içte. Onu da gelmişken değineyim. Şimdi bu şekilde içte olduğunda arkadaşlar burada bir aynı bu şekilde bir şey oluyor. Çıkıntı oluyor. Mesela kedide de görmüşsünüz videoda. Kedide şurası dümdüz. Burada iç tasarımı yapılmış. Vücut rengiyle uyumlu. Tabii bu mühendislerin göze hitap etmesi için yapılmış bir şey olabilir. Şöyle manuel vites aracımız. Küçük bir multimedyamız var. Ses sistemi falan. Klimalarımız mevcut. Bej siyah koltuk yapısına sahip. Şimdi ön taraftan bir başlayalım. Evet, ön tarafımızdan başladığımızda ön tarafta bize halojen far grubu karşılıyor. Sinyallerimiz de halojen. Sistemimiz de halojen. Ön tarafta çeki demiri yeri mevcut. Orta tarafta krom çerçeveyle kaplı bir panjur var. Ortası tabii ki de mat siyah. Ford amblemi. Plakalığımız. Gayet sade bir tasarım olmuş. Yani beyaz renkte olması zaten bu aracın en çekici özelliklerinden birisi. Lastiklerimiz 195-55R16. 195 tabanlı kullanılmış. Şöyle yan tarafına geldiğimizde de herhangi bir KSPO mevcut değil. Aynalarımız katlanmıyor ama elektrikli hareket ettirebiliyorsunuz. Çift taraflı kapımız var. Bu bence ticarilerde olması gerekenler. İsterseniz yük taşıyın, isterseniz aileniz için aldığınız modelde de bence olması lazım. Yan taraflarımızda camlarımız bu şekilde. İçeriden şöyle çıt çıtları var. Onları aktif edip o şekilde yapabiliyorsunuz. Arka tarafına gelelim. Arka tarafımızda da bu şekilde sislerimiz iki tarafta da var. Sinyallerimiz halojen. Böyle arka tarafımızda sileceğimiz böyle çalışıyor. Şöyle yan tarafına geldiğimizde ayna kapaklarımız ile uyumlu beyaz mat siyah bir tasarım var. Şöyle parlak siyah detaylarımız
buradan devam ediyor. Üstümüzde rol barlarımız krom rengi ve mat siyah uyumu olmuş. Herhangi bir köpek balığı yok. Direkt antrenimiz ortada. Bu bence köpek balığı olması daha mantıklı olurdu. Bu da herhangi bir keyless core mevcut değil. Eğer böyle anahtarınız yoksa direkt takıp açıyorsunuz. Şöyle. İç tarafına geldiğimizde burada bize sert plastik bir kapı dayanağı karşılıyor. Krom kapı kolumuz. Ön iki cam otomatik. Ayna ayarı mevcut. Hoparlörümüz ve büyük bir cep suluğumuz var. Şuraya kadar geliyor. Diğer ticarilerde falan bayağı bir derin oluyor. Burada alanı biraz kısıtlı tutmuşlar gibi. 2 adet bardaklığımız, 1 adet büyükçe bir cep ve 1 adet kol dayanağı mevcut. Öbür yolcuya yok. Hazır önden devam edelim. Ön tarafımız, kokpitimiz bu şekilde. Yol bilgisayarı yok galiba. Evet, limitör var. Limitörü arttırıp kapatabiliyorsunuz. Ama yol bilgisayarı bu araçta yok arkadaşlar. Orta tarafımızda küçük bir multimedyamız var. Gayet işinizi görür. Burada klima menfezlerimiz konumlandırmış her iki tarafa da. Gayet güzel. Ortadan dörtlerimizi yakıp kapıyı açabiliyorsunuz. Şu an kapalı, şu an açık. Klima menfezimiz yine aynı burada. Fan hızını falan hepsini buradan görebiliyorsunuz. Buradan tekrardan kapatıp açabiliyorsunuz. Gayet güzel, okunabilir, anlaşılabilir bir klima sistemi yapılmış. Burada 2 adet kartlık koyma, anahtarınızı koyma için 12 volt çakmaklık girişi, 1 adet USB girişi mevcut. Gayet güzel. Her ticarede olduğu gibi burada da yine bir cebimiz var. Yine aynı. Orada bir cebimiz var. Şu şekilde lamba aydınlatmasız bir güneşliğimiz var. Torpidomuza bakacak olursak, torpidomuz da ideal büyüklükte. Gayet güzel. Ama halı kaplama yok tabii ki de. Halı kaplama en büyük eksi benim gözümde. Şöyle tekrardan kapatalım. Gayet güzel. Şuralarda diğer araçlarda tabii bunu değiştiriyorlar. Büyük multimedya alıyorlar. Ya da büyük multimedyalı sipariş ediyorlar. 8,5 inç ya da 10 inçlik versiyonları. Ama yeni makyajlı kasaları da aynı. Çok tatlı duruyor. Ön tarafımız gayet büyük. Şurada bir cebimiz var. Onun haricinde şuradan lambalarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan alarm sistemi, havalandırma. Hepsi konumuz bu şekilde. Bir de arka tarafına geçelim. Şimdi kapının açılmasını göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet güzel, hafif. Koltuğu ben kendime göre ayarladım. Arkaya bindiğimde şu şekilde. 2 parmaklık, 3 parmaklık bir mesafe var. Kapıyı da bu şekilde çekip burada açabiliyorsunuz. Burada bir kol dayanağı mevcut ama hafif aşağıda kalmış. Biraz sizi sanki şöyle göstereyim. Yani şöyle sanki aşağıda kambur gitmiş gibi duruyor. Biraz daha yukarıda olması bence gayet iyi olurdu diyebilirim. Burada bir adet bardaklığımız var. Herhangi bir cep falan yok. Şurada bir kemer toka yeri var. Onun haricinde camlarınızı buradan açıp buradan kapatabiliyorsunuz. Perde airbaglerimiz mevcut. Arkada herhangi bir klima yeri yok. Tavanda da yok. Tavanda sadece lamba yeri konumlandırılmış. Isofix bağlantınız mevcut. 3 kol yolcuya da ait emniyet kemerleri var. Arka taraftan ön tarafı görmeniz arkadaşlar bu şekilde. Hafif arka tarafı yüksekte kalıyor. Arkadaki yaşam alanından dolayı bunalmaması, sıkılmaması için de gayet güzel yapılmış yukarıdan görünmesi. Şu şekilde 3 tane kafalarımız mevcut. Buradan bagaja da erişebiliyorsunuz. Bagaj da gayet geniş. Bir de bagaja geçelim. Evet, bagajımıza geldiğimizde
708 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada bir cebimiz var. Burada da aynı şekilde bir cep. Burada bir havalandırma. Hoparlörümüz mevcut. Buradan koltukları indirip kaldırabiliyorsunuz. Gayet güzel. Burası Sunta'dan. Volkswagen Kedi'de de Partner'da da aynısıydı. Bunda camdan açılması yok arkadaşlar. Bazı modellerde var. Şu şekilde aracımızın dışı, içi bu şekildeydi. Bir de motoruna geçen motor sesini, motor dizayn yapısını gördükten sonra müzik sistemi deneyelim. Motorumuz 95 beygir. Burada işte cam suyu, sigorta, akü, motor havalandırması. Buradan yine radyatöründen çekmesi için kanalı. Antifrizimiz, buradan da motoru yağ koyduğumuz bölge bu şekilde. Bu araçta tabii ki de motor kaput araçları mevcut değil. Bu şekilde dışarıdan çalıştığındaki sesi. Şöyle biraz uzağa gideyim. Uzaktan çok hafif bir ses alması var. İçini geçelim. Şu şekilde. Radyo falan hepsi kapalı. Devirde 2000 devirdeyken hafif ses alması var. Şimdi bir de arkadaşlar ses sistemi seviyesine bakalım. Evet, aracımız bu şekildeydi. Bize bu fırsatı sunan Ford Başar ve Ford Başar Oto 2. ele çok teşekkürler. Banu Hanım'a, Muhammed abiye, İrem Hanım'a ve Tuğçe Hanım'a çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.